Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle bir kaç günden beri doğru düzgün yemek şey yapamadık arkadaşlar. Bir de pehrizdeyiz şimdi. Pehrizde olmamızın sebebi de biz dedik bir hacamat yaptıralım. Onun için pehrizdeyiz şimdi arkadaşlar. Şöyle yeşildiğimiz Rümeysa'm doğradı. Ben şey yaptım, yıkadım dedim. Kızım sen doğra dedim. O da doğradı. Şimdi ben de şey yapacağım. Ne onun adı? Soğanını doğrayacağım. Kavuracağım. Bir kısır yapak dedik. Kıza sorduk kısır yiyebilir miyiz diye. O da dedi ki ne yiyebilirsiniz abla dedi. Sadece hayvansal gıda işte et, süt mesela yoğurt, peynir ondan sonra yani işte hayvansal ne varsa balık malık hiçbir şey yemeyeceksiniz dedi. 3 gün. 3 günde yapıldıktan sonra biz cuma günü başladık işte onun için zaten dün de bir şey yapamadık öyle hani aparat bir şeyler hazırladık ama biz zaten şey yok Rümeysa'yla sadece zeytin kahvaltıda biber kızarttım işte patlıcan kızarttım onu yedik peynir meynir hiçbir şey yemiyoruz tahin pekmez yaptık onu şey yaptık işte yedik. Bakalım artık nasıl olursa. Kız dedi işte gelip yapacak yarın inşallah. Onun için yani her türlü şey yiyebilirsiniz. Sadece hayvansal gıda bunları yemeyeceksiniz dedi. Onun için bugün de dedik kısır yapak dedik. Dün makarna pişirdiydim. Makarnayı da dün çekemedim. Bayağı bir şeydi. Rümeysa da dün bir şeyliği tuttu. Akşamüstü durdu durdu uyuyası geldi uyudu yani uyusa uykuyu da uyuyabildi mi uyuyamadı mı onu da bilmiyorum ondan sonra ben de makarna pişirdim işte onu yedik salatayla ayran yapmadım çünkü olur da hani dalgınlığa denk gelir dedim ben dedim içerim içerim dedim onun için unuturum diye korkuyorum hani şimdi peynir meynir şey olunca hani yememesi için ondan korkuyorum. Bakalım işte artık nasıl olursa. İnşallah hacamat işe yarar da acık kendimizi iyi hissederek. Herkes yaptırıyor burada. Baktım herkes yaptırıyorlar. Kız da sağlam. Kız da ilk önce ben kime yaptırayım, kime yaptırayım diye bayan arıyordum. Hani kim olduğunu bilmediğim için. Soruşturuyordum işte kim yapar falan diye. Onlar da dediler işte böyle böyle bir tane Seyitan abi var. Eşimin arkadaşı Seyitan abi. Seyitan abinin yaptığını biliyor ama bayanlar yok biz kendimize yaptırmak için. Sonra dedi ki ne benim kız kardeşim işte yapıyor dedi. Sonra bir baktık dedi ki ne benim kız kardeşim bıraktı. Niye? İşte bıraktı. Ondan sonra geçenlerde de işte arkadaşa gitti dedi. O dedi ki ne abla dedi. Adamın bacısı dedi geri başlamış dedi yapmaya dedi. Dedim gerçek mi dedim he dedi. İyi o zaman dedim. Bari dedim biz de dedim yaptırak dedim. Şunu şöyle ocağa koyayım arkadaşlar. Şu malzemeleri şöyle alayım. Üst tepsiye ısladıydım. Bulguru ısladım dedim. Yumuşasın. O sırada sobayı yaktım. Bir tanıdık vardı sağ olsun dedi ki ne? Yenge dedi ucuza odun var dedi ama dedi yaş dedi. Getireyim mi dedi. Ben dedim ne kadar dedim. 2000 lira dedi. Zeytin. Yani bir ton ancak ya var ya yok. Tamam dedim getir dedi. Ona geldi işte dallarını burada kesti. Uzun uzun dallarını getirdi adam sağ olsun burada da kesti. Kestikten sonra da onunla kimse yok evde. Çocukları yok. Tek başıma Rümeysa'yla benim. Adam gittikten sonra artık şey yaptım. Dedim ben de onları içeriye alayım dedim. Rümeysa'yla kahvaltımızı yaptık. Onları içeriye aldık. Ondan sonra tek başıma aldım. Kütükler de koca koca mübarek. Onları da kaldıramadım. Belim ağrıyor zaten. Şey yaptım. Sürükleye sürükleye yuvarlaya yuvarlaya getirdim artık. Şimdi şöyle şunu hemen şey yapayım.
Ya dedim bari acılı ekşili kıvırcık şey yapayım. Kısır yapayım da dedim yiyeyim dedim. Bir gün arkadaşa gittim dedi ki ne? Kız gel dedi senden dedi şey yapak dedi. Kısır yapak dedi. Nasıl dedim? Dedi gel dedi sen dedi. Neyse gittim vardım. Bu dedi hadi gel yapak. Evde işte yeşillenmiş soğan olan ne varsa hepsini doğradı, şey yaptı. Kavurdu güzelce yaptık. Bir hemen hemen bileğine yakın. Dedim kız bu anam bu fazla oldu. Dedi ki ne bir şey olmaz ben onu yarın da yerim dedi. Kısır dedi acıktım. Ama kısır da vallahi var ya şaka baka güzel olmuştu. Kızım baharatlardan getir de şunu içine atar hani. Kısır kalsa da arkadaşlar ben hani şey yapayım yiyeyim. Ne? Duz at şeyi. Bunu kurum üstüne. Biber getir. Kimyon getir. Karabiber getir. Abdullah da gelmedi daha. Dedim onun gelmesine yakın bari yapayım. O da yer dedim. Burada dolapta poşet de yok mu kızım? Sen kapağında gördüydüm ben. Bir bak bakalım. Normalde eşim de pek şey yapmaz ama yemez ama gene de yapınca mecbur okuyor yiyeyim. Ayrıca bir tane de topak marul vardı. Onu da dedim şey yapayım dedim. Onu da şey yaptım. Dedim kızım onu yıkadım güzelce. Dedim arasına koyup yerler belki dedim. Parmağımın şurasına şey odun şeyi bakmış. Sana ne çıktı maydanozundan ne ne şey koyak? Sıra. Maruldan da olabilir kızım o sarı yerleri var ya marulun. Thank you.
Her seferinde köftelikle yapıyordum arkadaşlar kısırı. Bu sefer baktım, dedim zaten aldığım bulgur ince. Dedim aldığım bulgurla yapayım bari dedim. Normalde bundan nareşkisi güzel oluyor da nareşkim burada kalmayık. Ondan doğru ama zor oluyor. Şey siyah bıçakla doğru. Kolum da kusura bakmayın arkadaşlar. Odun da akıldı yırttı bugün. Vallahi var ya çok güzel oldu ha. Eskiden ana misafirlik olurdu, giderdik, gelirdik, kısırlar yapılırdı, köfteler yapılırdı. Ben yeni gelin oldum. İlk geldim işte Ceyhan'a, ondan sonra dediler misafirliğe gidiyor. Nereye gidiyor? Eltim'in annesiyle yakınlarda, onlar da arka hemen sokakta oturuyorlardı. Neyse gittik, vardık. İşte o diyor ki ne yapak, o diyor ki ne yapak. Ben de hiç aklıma gelmedi. Dedim ki ne, simidiniz var mı? Burada setik diyorlar köfteliye. Ondan sonra simit ne dediler. Dedim böyle böyle. Dediler var, hadi getir. Ondan sonra ne yapacağım? Köfte yapak dedim. Bizim köyde hemen köfte yapılır yani. Anteplilerde de hemen yağlı köfte hazırdır. Misafir geldi mi hemen köfte, turşu, murşu, yeşillik ne varsa çıkar hemen. Ondan sonra dedi var yapak hadi. Oturdum ben yoğurdum işte ilk yoğuruşum o zaman. Ondan sonra yani ilk yoğuruşum derken burada ilk yoğuruşum. Yaptık. Vallahi var ya öyle bir güzel olmuştu ki o köfte. Tadına doyamadım. İlk yaptığı şeyler her zaman güzel olur. Bir de ben eskiden köfte... Arkadaşlar lafım yarım kalmış ya. Gezmeye gittik, köfte yoğurduk, ne dediklerim hep yarım kalmış. Kamera kapanmış, hiç haberim yok. Rümeysa diyor, videoyu kapattın mı diyor. Ben de diyorum, yok diyor. Video kapalı anne diyor. Rümeysa görmeseydi daha ben konuşurdum kendi kendime. Aman. Telefonum hafızası az. Yetmiyor. Instagram var, uygulamalar var şey için, ne onun adı? Videoyu düzenlemek için falan. Ay buna tuz atmadık değil mi Rümeysa? Salatayı. Çıkar kızım alttan çıkart. Acur da çıkart. Ona da herhalde hiç kornişten gitmeyik. Telefonun hafızası az olduğundan dolayı arkadaşlar çabuk hemen hafızası dolu veriyor. Kamera kendi kendine devreden çıkıyor, kapatıyor depolama yok diye. Bunu aldığımda dedim ki ne kıza, dedim ki ne bunun hafıza kartı yeri var mı dedim, he var dedi. Ondan sonra dedim bu 250 GB 256 GB diye aldım ben bunu. 256 GB'la hiç alakası yok, 128 GB. Gittim dedim ki ne sen bana böyle böyle dedim şey satmışsın, telefon satmışsın. Ben onu 256 GB diye biliyordum. Tamam sen biliyordun da ben niye kaybediyorum? Ben o kadar para veriyorum. Aldım bir kere, ne yapayım, paketi açtım. Götürsem versem kabul etmiyorlar. Ödeme günü geldim ya ama hemen arıyorlar. Thank you.
Isırın limonunu sıktım, konuştum, kız geldi, kız, yeni gelin geldim, gezmeye gittim, gezmede köfte yoğurdum, ilk defa orada yoğurdum. Ondan sonra hep gittiğim yerde bana yoğurtturdular diyerekten konuştum, konuştum, lafım yarım kalmış. Kızım bir tabak daha ver anne. Bu salatadan arkadaşlar kaldı mı? Mesela akşam kalıyor ya, sabaha, mesela tabakta kaldı, arttı fazladan. Ertesi günü kahvaltıda biz Rümeysa'yla beraber, yani ile ben değil ha, çocuklardan herhangi, Mustafa da mesela seviyor, kahvaltıda yiyor. Antep'te abim gül hususu kahvaltıya salata yaparlar, şey, domatesle marulla abim salata yapar. Güzel olur yani salata. Turşu, salata, ayran, mayran iyi oluyor da şimdi biz ayran mayran yiyemiyoruz. Ayran falan yasak arkadaşlar. Bu 5 gün yemeyeceğiz. Şu sudanları. Valla arkadaşlar şöyle bakın. Çok güzel oldu kısırın. Çok temiz. Mis gibi. Şöyle. Yakından göstereyim mi size? Şöyle telefonu indireyim tabii ki. Yakından görün bakın. Mis mis. Allah'ım olmayanlara versin arkadaşlar. Bugünlük böyle. Dedik yapak dedik. En azından hani videosunu da çekeyim dedim. Rümeysa'ma da sağ olsun dedim. Kızım seni yeşilledi ora. Ben dedim soğanlıya soyayım dedim. Şey yapayım dedim. O da yavrum hazırladı. Ben de o sırada yeşilliğimi hazırladım derken. Şeyi soğanlıya hazırladım derken. Yaptık arkadaşlar. Şimdi ben bunları içeriye götürmeden burada tabaklayayım. Turşuyla, yeşillikten, şeyle, marulla, neyle yesinler artık. Kız diyor ki, et sütü ürünleri işte. Onlar diyor, yemek bir şey değil abla diyor. Onlar diyor, harcamakta olmuyor diyor. Çünkü diyor, yediğin zaman onların sindirimi şey olduğu için diyor, zor olduğu için diyor. Hacamatta diyor, hacamat bir şey yaramamış oluyor o zaman diyor. Çünkü onları yemeyeceksin ki ne, hani her şeyden uzak duracaksın ki ne, vücut temiz kalacak diyor. Vücut temiz kaldığı için ne olacak? Kan da temiz olacak. Mesela sucuk yiyemezsin, bisküvi yiyemezsin, yumurta, bunlar falan hiç yemeyeceksin. Yedin mi? Olmaz. Kalsın mesela, o sene ben yapıyordum hep böyle, kışın çok yapıyordum. Kalsın, inanın var ya, kışın şey ne onun adı kalıyor ertesi güne ya, ne güzel, ısıtmaya bile gerek yok. Genelkine ben ısıtıyorum bazen de soğuk olduğu için, ısıtmaya bile gerek yok. Hemen hazır, yanına bir domates varsa, domates değil yoksa şey, ben domates de almıyorum da bu hafta Abdullah'ın pazara gittiydim, o da değil bir şey al diye, bir kilo al dedi. Evde de bulunsun her ihtimalle alırsı dedi. Öylelikle aldım. Arkadaşlar valla benim bugünlük kısır videom. Aha böyle mis gibi oldu. Kısırım, salatam. Şurada da marulum. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sohbet yarıda kaldığı için kusura bakmayın. Artık bir dahakinde inşallah unutmazsam oradan devam ederim arkadaşlar. Telefonun hafızası yeterli olmadığı için kendiliğinden kapanmış.